Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Vascor 5 mg tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Vascor ağız yoluyla alınır ve her tablet 5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. Kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Vascor, beyaz bir yüzü D amblemli, hafif bombeli, homojen görünüşlü yuvarlak tablet şeklindedir. Vascor, 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda bulunur. Vascor, yüksek kan basıncının yani hipertansiyon ve anjina adı verilen belirli tipte göğüs ağrısının tedavisinde de kullanılan bir ilaçtır. Hipertansiyon, yüksek kan basıncı kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur. Vascor damarların genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür. Anjina, kalp kasının bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık hissidir. Anjina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştırıcı ağrı şeklinde hissedilir. Bazen bu ağrılı kollarda, omuzlarda, boyun çene veya sırtta da hissedilir. Vascor bu ağrıyı da geçirebilir. Vascor 5 mg tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Vascor'u şu durumlarda kullanmayınız. Eğer Vascor'un etkin maddesi olan amlodipine veya çelindeki herhangi bir bileşene veya kan basıncını düşüren benzer ilaçlara karşı alerjikseniz bu durum kaşıntı, deri kızarıklığı veya nefes darlığı şeklinde de olabilir. Şiddetli düşük kan basıncınız varsa, aort kalp kapakçığınızda daralma varsa veya kardiyojenik şok durumunuz varsa, bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğine yakınıyorsanız Vascor'u şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer şu durumlardan birisi varsa veya geçirdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. 60 yaşın üzerindeyseniz ve statin grubu gibi radyomiyaliz yani kas hücrelerinde yıkım yaptığı bilinen ilaçlar kullanıyorsanız radyomiyaliz riski açısından dikkatli olunuz. Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, kalp yetmezliğiniz varsa, kan basıncınız şiddetli şekilde yükselme varsa, karaciğer hastalığınız varsa, yaşlıysanız ve ilaç dozunuzun yükseltilmesi gerekiyorsa, bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Çocuk ve ergenlerde kullanımı, Vascor 6 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır. Vascor sadece 6 ile 17 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerdeki hipertansiyonda kullanılmalıdır. Daha detaylı bilgi için doktorunuzla konuşunuz. Vascor'un yiyecek ve içecek ile kullanılması, Vascor'un yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra alabilirsiniz. Vascor kullanan insanlar greyfurt veya greyfurt suyu almamalıdır. Bunun nedeni greyfurt veya greyfurt suyunun etkin maddesi olan amlodipinin plazma seviyelerinde artışa yol açabilmesi ve Vascor'un kan basıncı düşürücü etkilerde beklenmedik artışa neden olabilir. Vascor 5 mg tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Vascor'un bileşiminde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir. Yaygın yan etkisi baş ağrısı, baş dönmesi, uyku basması, çarpıntı, cilt kızarması, karın ağrısı, hastalık hissi, ayak bileklerinin şişmesi, yorgunluk. Yaygın olmayan yan etkisi duygu durum dalgalanmaları, anksiyete, depresyon, uykusuzluk, titreme, tat almada bozulma, baygınlık geçirme, güçsüzlük, kol veya bacaklarınızda uyuşma veya karıncalanma, ağrı duyusunun azalması, görme bozukluğu, çift görme, kulak çınlaması, düşük kan basıncı, burun duvarlarında inflamasyon sebebiyle akıntı, aksırma, bağırsak hareketlerinde değişiklik, ishal, kabızlık, hazımsızlık, ağız kuruluk, susama, saç dökülmesi, terlemede artış, ciltte kaşıntı, özellikle geceleri sık idrara çıkma, İdrar ile ilgili bozukluk, ereksiyon güçlüğü, erkeklerde göğüslerde rahatsızlık veya göğüslerin büyümesi, güçsüzlük, ağrı, iyi hissetmeme, eklem veya kas ağrısı, kas krampları, sırt ağrısı, kilo artışı veya azalması, seyrek yan etkisi, kafa karışıklığı. Çok seyrek yan etkisi, beyaz kan hücre sayısında azalma, normal olmayan yaralanma veya kolay kanama ile sonuçlanabilecek pıhtılaşma hücrelerin sayısında azalma, kanınızda yüksek oranda şeker bulunması, zayıflığa yol açabilecek bir sinir bozukluğu, uyuşma, karıncalanma, öksürük, diş eti şişmesi, karın şişkinliği, anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer iltihabı, cildin sarılaşması, kas gerginliğinde artış, genelde cilt kızarıklığı ile birlikte kan damarlarının iltihabı, ışığa karşı duyarlılık, katılık, titreme veya hareket bozukluğu ile beraber gözlenen bozukluklar, eğer bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Vascor 5 mg tablet nasıl kullanılır? Vascor kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza ve eczacınıza sorunuz. Olağan başlangıç dozu günde bir defa 5 mg tablettir. Bu doz günde 10 mg amlodipine yükseltilebilir. Tabletleri kullanmaya devam ediniz. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini bekleyiniz. Uygulama yolu ve metodu ise ağızdan alınır. İlacınızı yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz. Vascor'u greyfurt suyu ile almayınız.
Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 6 ile 17 yaşlar arasındaki çocuk hastalarda önerilen antihipertansif oral dozu günde bir kez 2,5 ile 5 mg'dır. Amlodipin 2,5 mg mevcut değildir. Vascor 5 mg tabletler 2 eşit parçaya bölünmek üzere üretilmemiştir ve 2,5 mg doz elde edilemez. Günde 5 mg üzerindeki dozlar çocuk hastalarda incelenmemiştir. Vascor'un 6 yaşın altındaki hastalarda kan basıncı üzerine etkisi bilinmemektedir. Yaşlılarda kullanımı, doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır. Vascor'un saklanması. Vascor'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.